Bana girebiliyor musun senin telefonundan canlı yayın? Olmuyor değil mi? Benim mi girmem gerek? Nereye? Benim Instagram. Ben de kendim de yayınlayacağım demiştim de telefonum unutmuş. Olmuyor değil mi? Nerede telefonunuz? Ben buradan evde, otelde. Merhaba herkese. Merhabalar. Merhaba. Bisküp'ten selamlar. Tamam. Biz göremiyoruz. Sen oradan soruları okuyup bize yardımcı olur musun? Tabii. Aynen. Valla geliyorlar. Önce bize hazırlanmış sorularınız var. Daha önceden Instagram yoluyla göndermişsiniz. Onları bir cevaplayalım biz. O ara sen soruları bize şey yaparsın. Konya'dan selamlar. Selamlar. Çok güzelsiniz. Güzellikler. Bütün Türkiye'ye selamlar. Suzi sen başla ilk sorudan. Evet. Bir cevaplayın. İlk soru. Bir taraftan da şunu söyleyelim. Sette devam ediyor. Sette de gideceğiz bir taraftan. O yüzden hemen gidelim. Saçlarınızı ne zaman açık görürüz ve hep topuz yapılıyor. Çok güzelsiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Şu anda saçlarım yine topuz çünkü çok kısa bir süre sonra çekime devam etmemiz lazım. Ama ben bu konuyu konuştum. Konaktan ayrıldığımız ve böyle daha önemli bir şey olduğu zaman Elena'nın hayatında bu saçlar açılacak. Böyle püfür püfür açarım ben sizin için. Evet. İkinci sorumuz Bennu'ya. Hadi Bennu. Bennu. Şiveye nasıl çalışıyorsunuz? Zorlanmıyor musunuz? Açıkçası ben zorlanmıyorum çünkü zaten buralı olduğum için ve evde de böyle bu şiveyle konuşuyoruz. Böyle işte. Evet. Bu şiveyle konuştuğumuz için zorlanmıyorum ama Türkiye'den gelenler çalışıyor, onlara da yardımcı oluyoruz. Türkiye'den gelip zorlanan ben oluyorum. Ama yardımcı oluyoruz. Evet. Hemen ben sorumu okuyorum. Gelen sorular bunlar Instagram'dan gelmişti. Sıla Yılmaz sormuş. Hakan Bey bizim için canım Elena der misiniz demiş. O çok sevildi. Söyleyeyim hemen. Canım Elena. Daniye. Evet. Hadi Suzi. Elena'nın en sevdiği özelliği Leyla demiş. Ailesini bir arada mutlu görmek. Elena'nın en sevdiği şey budur. Beno? Çekerken en çok eğlendiğiniz sahne. İyi sormuşsunuz. Çekerken bütün sahnelerde çok fazla eğleniyoruz ve çok fazla gülüyoruz. Ama benim özellikle en sevdiğim sahne Tatom'la birlikte yatağa atladığım ve annemi kırdığım sahne. Evet. Aynen. Hayatta en çok hangi karakterle iyi anlaşırdınız? Yani bu dizide oynayan karakterlerden hangisiyle hayatta en iyi anlaşırdınız benim anladığım o. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gerçek hayatta da en çok anlaşıp en çok güldüğüm karakter Bennu oluyor. Bennu'yla çok anlaşırdım. Maria karakteriyle. Herkesi seviyorum bak sen alınma sizi. Yok biliyorum ama Bennu'yla çok kaynatıyoruz yani. Ve bütün gün şarkı söylüyorlar. Aynen şarkı söylüyoruz. Bütün gün. Eğleniyoruz. Evet. Bir arada bir şey okudum sesiniz gelmiyor ama bilmiyorum o. Sıra bende mi? Sesimiz geliyorsa bir... Evet. Bir alkış yapar mısınız? Kade Jovanka. Jovanka'ya nasıl imanye? Meryem Dilaver demiş. Bu kadar sert bir karakteri canlandırmakta zorlanıyor musun? Çünkü kendisi normal hayatta dünya tatlısı bu kadar gülümsemeden... gülümsemeden durmak çok zor. Yemin ederim hele hele bu ikisi yanımda olduğu zaman... Hani her anda kamera arkasında bizi Hakan abi güldüren, neşemizi yerine getiren... Ve o tık 3-2-1 kayıt dedikleri zaman dişlerimi sıkıyorum ciddi olmam için ve Elena'yı oynamam için öyle bir kendimi toparlıyorum. Aynen. Şöyle eğlenceli bir soru gelmiş. Dizdeki karakterlerden biriyle ev arkadaşı olmak isteseydiniz kiminle olurdunuz? Açıkçası yani normal dizdeki kişilerle olsaydım Elena'yla olmaz. O Suzi'yi alırdı. Suzi gerçekten bize sette çok iyi bakıyor. Sürekli yemek ya. Tam bir anne kendisi. Ama Daniel'ler gerçekten. Aslan Bey'le. Hem Hakan abi hem de Daniel 10'da 10. Hemen benim sorumu okuyorum. Seni de ilgilendiren bir soru. Bennu Şahin çok genç bir oyuncu. Dizide birbirini dengeleyen baba kızı oynuyorsunuz ve uyumunuz harika. Sahneler dışında Bennu ile iletişiminizi nasıl tarif edersiniz? Acayip eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Bennu ile çok şarkı söylüyoruz. Bennu bütün şarkıları ezbere biliyor. Yemin ederim ben hayatımda böyle birini gördüm. Bütün şarkıların sözlerini ezbere biliyor. Evet. Sorunun devamı da şöyle. Onun gibi genç oyunculara vermek istediğiniz ve çok önemli bulduğunuz öneri nedir? Genç oyunculara derken yani oyuncunun genci yaşlısı olmuyor. Oyunculara vermemiz gereken evet. Şey. Galiba en önemli şey şu. Oyunculuk nasıl bir müzik aleti onun enstrümanıysa, onun önem verdiği şeyse, mesela bir gitaristin gitarına iyi bakması gerekiyor. Ya da bir klarnetçinin klarnetine iyi bakması gerekiyor.
bütün oyunculara vermem gereken genç yaşlı şey şu olacak. Oyuncunun da enstrümanı vücudu. Vücudumuza iyi bakmalıyız. Sen de iyi bak. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Zeynep Nisa sormuş. Eğer başka karakter olmak isteseydiniz hangi karakter olurdu? Hangi karakter olurdu? Bu dizide mi yani normalde? Herhalde bu dizide. Evet. Normalde ise ben örümcek adam olmak istiyorum. Ama bu dizide soruyorlar herhalde. Ama herhalde bu dizide soruyorlar. Yani sen mesela Elena olmasan neyi oynardın? Ben Sarp'ı oynardım. Sarp değil, dizi karakterini söyle. Arif'i oynardım. Arif'i oynardım. Çok isterdim. Sen çok ne isterdim. Oynamak isterdin? Eğer Maria oynamasan ne oynamak isterdin? Ben Elena'yı oynamak çok isterdim. Gerçekten. Evet, çok isterdim. Çünkü çok baskın ve böyle çok kadın kadın bir karakter. Yeri bak. Ben de eğer Daniel'i oynamasaydım ne oynamak isterdim? Daniel'i oynamasaydım ben de Kaan'ın oynadığı Paolo karakterini oynamak isterdim. Pavel. Pavel, Paolo diyor. Pavel karakterini oynamak isterdim. Evet. Değişik bir karakter o da bence. Güzel bir karakter. Aynı zamanda bu herhalde aynı soru. Evet, Hakan abi cevapladı bunu. Kendi geliştirmek isteyen gençlere ne önerirseniz aynı. Kendi vücudunuza hakim olmak. Oku bakalım, sana gelen bir soru var mı? Evet. Benimkiler... oradan bakalım. Bakalım biraz, evet. Oradan gelen sorulara bakalım. Süleyman. Merhaba, nasılsınız? Gostivar'dan selamlar. Bizden de selamlar. Bir soru geldi. Zübeyir, neden bu evde kalacaksınız diyor. Yani Elena'nın ve Daniel'in ayrı bir şey. Şöyle... bilmiyorum, belki ileride ben Zübeyir'in torunu falan çıkabilirim belki. Belki. Çok ilginç bir şey söyledin. Neden olmasın? Belki de torunudur yani. Aynen. Şey, çünkü bir tapının üstünde neden iki isim olabilir? Demek herhalde. Ki. Belki de torunu çıkar. Bak, biz hiç düşünmemiştik bunu. Şimdi Suzi güzel söyledi. Başka soru var mı Yüşük gelen? Tabii var. Söyle bakalım. Pavel neden, yani gerçekten Yuvanka'ya aşık mı, yoksa sizden intikam almak mı istiyor? Yok, gerçekten aşık. Bence gerçekten aşık. Başka soru var mı? Tamam. Problemimiz. Birkaç tane soru gelmiş. Üsküp'te yaşamak nedir, nasıl? Üsküp'te yaşamak çok keyifli. Hemen ben cevaplayayım. Ben gittiğim her sette mutlaka bisiklet alıyorum. Ve bisikletle geziyorum bütün şehirleri. Nereye gitsem, İzmit, Adana, nereye gitsem. Buraya da geldiğimde hemen bir bisiklet aldım. Üsküp'ün en iyi tarafı bence her yer bisiklet yolu. Bisiklete çok önem veriyorlar. Bisiklet kullanmak burada son derece rahat ve çok keyifli. Bu tarafımı çok sevmiştim. Sen? Evet. Ben burada yaşıyorum zaten. Doğduğumdan beri buradayım. Yeter yani... artık diyor yani. Yani seviyorum. Burası çok sakin, böyle nezih ve tatlı, sakin bir yer. Ama tabii ki de yani başka ülkelerde de yaşıyoruz. Özellikle Türkiye'ye gelmek çok istiyorum. Kalabalık İstanbul, seviyorum. İstanbul. Bir İstanbul'u görmesi lazım ama gerçekten. Evet. Canım öyle gerçekten. Güzel bir soru gelmiş. Benim o. Filiz Ahmet'le var mı bir yakınlığı? Yani gerçek şey. Filiz Ahmet. Yakınlık ya. Derken özel hayatta mı, akrabalık mı? Ailevi mi? Evet, başka ama benim çok yakın arkadaşım. Kıskandım ben ondan sonra. Başka soru yok mu? Arif basit. Bennu, bak bakalım, belki orada soru var. Gerçekten zengin bir aile çocuğu. Bennu kaç yaşındasın? Ha? Evet, bunu herkes çok soruyor. Bunu herkes çok soruyor. Şimdiye kadar söylememiştim. 16 olacağım. 15. Evet. 16 ne zaman, olacağım. Ne zaman? 16 olacağım diye bir şey olmaz. Şu an 15'sin. 15. Ha. 10 Aralık'ta doğum günüm. Hamile. Evet. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Türkiye'yi mi özlüyorum? Yazıları siler misin benim adım? Türkiye'yi özlüyorum. Çünkü Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Vatanımız iyidir. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş ya. Aynen öyle. Burası da güzel, tamam, bir sıkıntımız yok. İşimiz gücümüz iyi. Burada dostlar edindik, insanlarla tanıştık. Keyifli, bisiklete biniyoruz. Güzel, setimiz var ama gene de Türkiye'yi özlüyoruz ya. Türkiye'deki aynen. Ne benim arkadaşlarım, çevrem, doğduğumdan aynen, beri aynen, benim de yaşadığım yer orası. Türkiye özlenmez mi ya? Özlenir, hem de nasıl aynen. Özlenir. Sorular. Evet. Şöyle bir okuyalım. Hemen birkaç tane mesaj geldi, sorular. Yani diğer oyuncular için de. Arif için gerçekten basit bir dolandırıcı mı, yoksa gerçekten zengin aileden geliyor ve şimdi zorlandığı için öyle mi olmuş?
Yani bence yani. Zeki bir dolandırıcı. Bence de çok zeki bir dolandırıcı. Bence zeki bir dolandırıcı. Bence, ya buna Arif cevaplasın bence. Evet, bir kanında yani. Var Arif belki. Arif cevaplasın. Sen geç evet, şimdi evet. Başkalarıyla ilgili sorular sorma. Ben güzel bir soru soracağım şimdi. Hadi bakalım. Herkesten çok, benim de Instagram'ım var. Bir kere önce onu söyleyelim. Hepimiz Instagram'larımızı verelim ki takipçi sayımız artsın, sizinle daha çok paylaşabilelim. Özellikle de Bennu Instagram'ını verecek. Ver bakalım Instagram'ını Bennu. Bennu Şahin. Bennu Şahin. Evet. Bir neyle? Bennu Şahin. Evet. Suzi? Suz Gemini. Suz Gemini de Suzi'nin, Suzan'ın evet. Instagram'ı. Benim de Hakan Boyar, Blue Point yani mavi tikli oradan bulabilirsiniz Hakan Boyar diye. Şöyle bir soru bana çok geldi, cevaplamak istiyorum. Dizide çok kullanıyorsun Agos Pode, Agos Pode ne demek diye. Agos Pode, aman Makedonca'da aman tanrım demek. Evet. Şöyle bir tane soru daha gelmiş. Dizinin diğer özelliklerinden ayıran özelliği ne sizce? Çok iyi bir soru. Bunu ikiniz cevaplayın çünkü ben bilmiyorum. biliyorum. İkisi cevaplasın benim de söyleyeceğim bunu. Ben şöyle düşünüyorum. Diziyi daha farklı kılan şey Balkanları çok iyi anlatması her iki tarafın. Yani ne kadar böyle bir rekabet bir şey dizide olsa da en sonunda yine tekrar beraber yaşıyoruz. Ben yani doğduğumdan beri beraber yaşıyoruz. Hı-hı. Ve gerçekten bütün arkadaşlarım hem Makedonlar hem Arnavutlar hem Boşnaklar. Böyle yani. Bana bakıyorum. Bence bu dizinin diğer dizilerden farklı taraflarından bir tanesi de bana göre kadrosu çok eğleniyor, çok gülüyor, çok uyumlu bir kadrosu var. Özellikle diğer arkadaşlarımız mesela Kaan Turgut, Meri evet, Üstür, evet. Emre Bey gibi bir sürü aynen, bir sürü oyuncu kadrosu buradaki tiyatrodan evet. insanlar aynen, var. Erman aynen. var. Ben bu cevaba Makedonca devam edebilir miyim? Çünkü Makedon seyircilerimiz de var. Предно са нова серија и убавите работи се тоа што сме намешана убава екипа. И пред многу години бевме една ваква екипа во Елведер Умели, но ова е многу по-посебно, затоа што даваме не само информации, туку обичаи, а тоа се зуни, а тоа се зуни. И заборавме са македонски, од македонски на турски да преидам. Се забавуваме позади сцена, делиме разни искуства, глумачки, значи јас вчера имав случка кај што не можав една сцена да ја обработам и да ја пласирам на камерата. Знам дека се обратив кон моите постари колеги и добив едно огромно искуство. Така да, секој ден се случуваат вакви случки и тоа е предноста на оваа серија, мешана екипа кога имаме. Evet. Bu Bennu'nun dediği aslında. Bennu, bu senaryo size geldiğinde ilk ne hissettiniz Bennu? Söyle bakalım. Ne hissettin? Ben şöyle, benim ilk deneyimim biliyorsunuz ki. Gerçekten aha, çok heyecanlandım. Aha! Ailenin bir parçası geliyor. Gel! Arkadaşlar. Gel. Ben sete gitmek zorundayım. Tamam. Şimdi beni bekliyorlar çünkü. Hepinizi evet. çok seviyorum. Yerimi de Meri Öztürk'e bırakıyorum. Yolanda evet. öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Kızımız ben geldi. Ben de sete kaçacağım. Kim geldi? Yolanka geldi. Açmadan önce bir selam verin. Ama sordular seni. Yolanka nerede? Çünkü bir aile komple oldu şimdi. Ya yayınınızı izliyorduk biz gerçekten. De Karaman'da deminki ekipten geldik. Şimdi diğer sahnem için... Evet bu arada iki ekip çalışıyoruz. Anladık bir aileme selam evet. verin. Çok İki ekip çalışıyoruz, olur. Paralel çalışıyoruz bu arada yetiştirmek için. Herkese selamlar arkadaşlar. Çok güzel sorular evet, sormuşlar çünkü çok tatlı bir canlı yayın. Evet. bir soru gelmiş, en sevdiğiniz Makedon yemeği. Ben arkadaşlar. Evet. Ben de kaç sene 39 sene Makedonya'da yaşıyordum. Türkiye'de yaşadım hemen. Bana soruyorlar burada en sevdiğin yemek menemen. Menemen. Türk yemeği diyorlar. Evet dedim. Ama ben evet. bunu ilk otele geldiğim zaman o yani otel personeline anlatmak için yani gerçekten canım çıktı. Diyorum ki ne oldu biliyor musun? Anlatayım size de dedim ki personeline. Ben dedim biberi dedim, domatesi dedim, hepsini karıştırın. Makedonca da bilmiyorum, İngilizce anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra bana ne yaptılar biliyor musun? Ayrı bir yumurta getirdiler, yumurtanın yanına taze biber koydular. Biberin yanına da domates getirdi. Ya işte o Google Translate oluyor biliyor musun? İşte tarifin evet. ismi varmış. Letna Manca. Letna Manca yaz yemeği deniliyor. Yani. Aslında menemen bizim bildiğimiz menemen Letna Manca. Ve şimdi evet. Türk arkadaşlarımız burada bunu çözdü ve herkes Letna Manca diyor. Biraz zor oldu. Ve kaşarlı köfte.
En sevdiğim bir cevap. Pardon. Böyle konuşabilmek için kaç ay çalıştınız? Yani. Şive. O soruya şöyle bir cevap verebilirim. Tabii bu işin bir hazırlık kısmı oldu. O hazırlık kısmında da Erman'la birlikte, ben her yayınımda bunu söylemeden geçemiyorum. Erman Saban'la birlikte, çünkü çok yardımcı oldu. Yani bayağı bir iki ay yoğun olarak çalıştık diyebilirim. Ki zaten buraya geldikten sonra Türkiye'den, hani geçenki yayınımda da söylemiştim, bu dile çok maruz kalıyoruz. Yani bu çok güzel bir şey. Sizin tarafınızdan evet. Öyle, esnaf tarafından öyle, sokaktaki çocuklar tarafından öyle. Evet. Sizin karşılarında insanlar evet. Tarafından öyle. Ve bir zaman sonra aslında bu otomatik böyle bir şey oluyor. Evet. Direkt çıkıyor ağzımızda. En normal sevdiğiniz... Bir konuşuyoruz bazen. Pardon, çok kusura bakma. Makedonca en sevdiğiniz kelimeler. Abi o sor. Benimki lele, lele, lele. Çok seviyorum. Ben normal Türkiye'de söylemediğiniz için mama. Mama. Evet. Benim de hoşuma gidiyor. Sen senin mama. Bravo mama. Bravo mama. Evet evet. Bir şey okudum. Emre abi yazmışsınız. Çok affedersiniz. Evet, Emre çalışıyor arkadaşlar diğer sette. Evet, ama izliyorlar anda. Yayını. Buradan selam gönderiyorum. Selamlar herkese, çalışanlara şu anda. Şuradan bir şey okudum. Bennu Arnavutça bir şey söyleyebilir mi diye. Yudu aşım. Fenderici yeni tek şirket live. Hoşundaydı ya. Evinizi çok seviyorum. Yeni izlediğiniz teşekkürler. İyi günler dedim. Güzel, güzel. Ben çok az biliyorum. Çünkü aynı sınıfta Arnavutlar, Makedonlar, Türkler okuduk. Şöyle bir şey gelmiş. Almanya'dan Türkiye'ye yakın yola çıkacağız. Sizi görmek için Üsküp'te de gelmek istiyoruz. Sizi nerede bulabiliriz? Konakta. Konakta ve aslında her yerde bulabilirsiniz. Evet, doğru, aynen. Doğru. Üsküp çok küçük bir şehir olduğu için her yerde çekim yapıyoruz. Aslında belli bir... Evet, evet. Çarşıda çekimler var. Ama zannedersem artık herkes sokakta geçene sorarsanız çekimlerde var, biliyorlar artık. Şöyle bir soru gelmiş. Makedonya'da en beğendiğiniz yer neresi? Benim Central Park kesinlikle. Ben bayılıyorum. Oradaki gölde gün batımını izlemeyi çok güzel. Benimki Matka. Benimki Vodno. Hepimiz haklı yani. Ama şöyle, ben mesela Matka'ya gittim ama Ohri'ye gitmek mesela çok istiyorum. Evet. Ohri'ye gidersem büyük ihtimal Ohri olur. Aynen aynen. Çünkü çok övülüyor orası. Doğru. Ankara bir soru geldi. Makedonca bir şey öğrendin mi? Makedonca evet. Mama. Evet, o da güzel. Ben Makedonca bir şey... Valla... Ne sordum? Argos bana dedim ama. Ha bir de bir laf bayağı geçiyor. Yapma panika. Yapma panika. Panika lafı. Interesant lafını çok seviyorum. Interesant. Avantura. Avantura yani çok seviyorum. Avantura. Şöyle bir soru gelmiş. Bize anlatmak istediğiniz eğlenceli bir set anınız var mı? Kesin vardır. Bizim var. En sevdiğim set anımız. Ne? Titon'un garibi. Bizi o kadar güldürüyor ki gerçekten. Evet, evet, evet. Biz o sahneyi çekerken bayağı sabah 4'e kadar. Evet, saat 4'te böyle bir olay oldu. Benim bir cümlem vardı. 16 saat sonra Titon Esli'nin aklına her zaman yenilmiştir diye bir cümle vardı. Deprem sahnesi de. Ben onu bir türlü söylemiyordum çünkü o kadar yorgundum. Beyinde böyle buraya kadar laf geliyor, sonra tık diye kopuyor. Ve bir türlü söyleyemedim. Evet, ama çok eğlenmiştim o gece. Ve Hakan abi işte... devam edebilir. Yani o sahnenin sonunda da biz yani otelimize dönerken bile arabanın içerisinde gülmek krizine girdik. Hani gülme krizine girdik. Evet. Çünkü o Titon Esli'nin laflarını tekrar ederken bir sürü eğlenceli şeyler çıktı. Ama oluyor. Her gün oluyor bence. Suzim. Efendim. Yıllar sonra bir Balkanlıyı canlandırmak nasıl bir duygu? Çok güzel duygu. Ben şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Ben Almanya'da doğduğum için sonra işte babam Türk, annem Makedon ve Türkiye'de yaşadığım zaman ve buraya tatile geldiğim zaman buradayken Türkiye'yi çok özlüyorum ama anlatamam nasıl özlüyorum. Yemeklerini, kokusunu, dudağaçlarını, her şeyi, müziğini burada... Müzik, Türk müziği dinlediğim zaman böyle gözlerim doluyor, hemen nostalji falan. Türkiye'ye gittiğim zaman 3 aydan sonra Makedonya'ya dönmek istiyorum falan. Yani hep hayal ediyordum küçükken. Niye böyle bir ortam olmuyor? Hem Makedon hem Türk, bunlar niye karışmıyor falan. Ve dizi çekildiği zaman ben o havayı yaşıyorum. Ve bence benim mutluluk zirvem yani şu anda. Bir soru gelmiş. Size sete almamız lazım. Bu Suzan'ın günü.
Tamam. Geldik de. Evet, bu canlı yayının zannedersem bir sonuna yaklaşıyoruz. Evet, bu elbise setteki elbise değil ya, benim özel elbisem. Şu anda karamsal bir şey giyeceğim herhalde. Ya yine bağıracağım sette. Ama merak etmeyin, çok seviyorum bu ikisini var ya. Sizi seviyoruz arkadaşlar, bizi seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok öpüyoruz. Ve hadi gülümseyelim ve bitirelim. Bay bay. Bay bay. Evet, evet, geliyorum. Hemen çıkartalım. 3, 2, 1, hangi sahne? And now, this true rap.